8 Kasım 2022 Salı, ben Oktan Erdekmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Sosyal İşler Komisyonu yeni sosyal yardım düzenlemesi Bürgergeld hakkında uyarılarda bulundu. Kaosa neden olabilir, iş ajansının yükünü artırır, karmaşık ve uygulaması zor bir proje değerlendirmesini yaptı. İş ajansı da bu kadar kısa sürede yeni programa geçemeyiz, ertelensin diyor. Hükümet ise yasayı geçirmekte ısrarlı, ancak CDU-CSU özellikle eyaletler meclisinde bloke etmeye çalışacak. Edebilir mi, bekleyip göreceğiz. Başbakan Scholz bir televizyon programında elektrik fırınını doğalgaza çeviren bir vatandaşa cevap verirken güldü. "Ne kadar üzgün görünmeliyim bilmiyorum," dedi. Ortalık ayağa kalktı. Muhalefet şansölye halkla dalga geçiyor eleştirisinde bulundu. Saygısız, ucuz siyaset yapıyor diye eleştirenler oldu. Ancak destekleyen muhalifler de var. Armin Laschet sel felaketi esnasında o bölgeyi ziyaret ederken gülmüştü. Ona da çok ağır eleştiriler yapılmıştı. Onunla karşılaştırdılar, haksızlık dediler. Siyasetçilerin bu konularda daha dikkatli olması lazım. Gülmeyeceksin. Komik bir şey yok zaten. Gülüyorsan da insanlık hali, kusura bakmayın, bir an boş bulundum diye özür dileyeceksiniz. Güleriz yoksa ağlanacak halimize. Almanya şu ana kadar halka ve şirketlere 150 milyar avro yardımda bulundu. Benzinde vergi indirimi ve 9 avroluk bilete çok para gitti. Şubat ayında doğalgaza vergi indirimi gelecek. Ekonomi Enstitüsü bu paranın sadece 3 milyarı yoksullara gidecek diyor, eleştiriyor. Münih'te ise bir ev sahibi, evini düşük ücretle kiraya verdiği gerekçesiyle vergi dairesinden ceza yedi. Ortalama fiyat metrekare başına 20.95 iken 13.50'den vermiş. Finansamt'a 41 bin avro vergi cezası kesmiş. "Size ne kardeşim, istediğim fiyattan kiraya veririm," diye itiraz etti. Bakalım mahkemeyi ikna edebilecek mi? Alman vergi kanununa göre ev sahipleri o bölgedeki ortalama kiranın en az %66'sı kadar kira almak zorundalar. Vergi kaçakçılığını önlemek için düşünülen bir düzenleme bu. Maliye de bu aralar ne yapacağını şaşırdı. Vergi gelirleri düşüyor. Alman ekonomisi sanayiye dayalı. Doğalgaz ve petrol fiyatları artınca 64 milyar avroluk bir kayba neden olması bekleniyor. Çok ciddi bir rakam, çok yüksek bir rakam. Refah kaybı enerjide yeni alternatiflere oturana kadar sürecek. İnşallah çok fazla etkilenmeyiz. Maliye Bakanı Lindner ise dijital para hazırlığı içerisinde, dijital avro gelecek, günlük hayatta kullanılacak. Böylelikle kara paranın önüne geçmeyi planlıyor. Ancak kağıt paranın kaldırılması söz konusu değil. Bavyera'da bir mahkeme hatalı park eden bir otomobilin fotoğrafını çekip polise göndermenin yasalara uygun olduğuna karar verdi. Bisiklet yoluna park etmiş bir araç, onun fotoğrafını çekip polise gönderen iki kişiye kişisel verileri ihlal ettikleri gerekçesiyle 100 avro para cezası verilmişti ama bu ceza iptal edildi. Bir CSU milletvekilinin oğlu da üniversitede derse belinde silahla girdi. Arkadaşları polise haber verdi. Gözaltına alındı, dersten çıkarıldı. Ruhsatı varmış. Yine de silah göstermesi yasak. Gizli taşıyabiliyor bu durumda. Bu ruhsatları bol keseden dağıtıyorlar. Herkese vermeye başladılar. Ben olsam komple iptal ederim. Derste tabancanın ne işi var? Sen bir de milletvekili çocuğusun. Bu millet babana ayda 50-60 bin avro masraf ediyor. Sen gidiyorsun üniversitede Polat Alemdarcılık oynuyorsun. Bu yazık, günah. Umarım kendine çekidüzen verir. İnternetteki nefret suçlarına verilen cezalar arttı. Yeni yasada hapis cezası da alabiliyorsunuz. Markus Söder'i tehdit eden bir e-mail atan kişiye 1200 avro para cezası verildi. "Alkolün etkisinde yazdım, çok üzgünüm," dedi. Yazdığınız her yorum, her mesaj sizi bağlar. İnsanlar şikayet ederse kendinizi mahkemede bulursunuz. Biri de eski Sağlık Bakanı için kokainman demiş. Ona da 4500 avro ceza vermişler. Bence bu biraz fazla olmuş. Çünkü siyasetçilerin eleştiri sınırı daha yüksek olmalı. Kokainman dediyse değilim dersin, geçersin. Ama tabii hakaret, küfür, bunlar kesinlikle olmaması gereken şeyler. Bunlara dava açana hiçbir şey diyemeyiz. Hesabınız anonim bile olsa, isminiz farklı bile yazılsa, adınızın, adresinizin bulunması 10 saniye sürüyor. Kimse bunların altına saklanıp başkalarına hakaret etmesin. Zaten etmesin. Cezası olmasa bile niye hakaret ediyoruz ki? Küfür, hakaret, şiddet, bunlar zayıf insanların başvurdukları yöntemlerdir. Aklı olan insan aklıyla eleştiride bulunur. Sağlık Bakanı Lauterbach, salgının bu kış daha da kötüye gitmesini bekliyor. ARD yayınına katıldı. "Hazır olun," dedi. "Umarım, tahminimde yanılırım," diye de ekledi. İnşallah yanılır. Hastanelerin yükü de çok arttı. Personel açığı büyüyor. Mesela benim kaç gündür omzum ağrıyor. Ortopediden randevu alamıyorum. Yok. 15-20 gün sonraya veriyorlar. 15 güne zaten benim ağrım geçmiş oluyor.
Özel sigortanız varsa hemen randevu veriyorlar ama. Bu işin düzeltilmesi lazım. Koskoca Almanya, uzman doktor randevusu almak çok zor. İçişleri Bakanı Faeser, Almanya'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Göçmenler arasında nefret suçu ve ön yargı endişesi ise büyük. Emniyetin buna duyarlı olmasını istedi. Son araştırmaya göre özellikle Türkler, Almanlara göre ön yargı ve nefretle karşılaşmaktan korkuyor. Almanya'da yaşayan her iki Türk kökenliden biri bu konuda endişe duyuyor. Almanlarda bu oran %10'un altında, Suriyelilerde %33. Göçmenlerin %44'ü de polisin yeterince duyarlı olmadığını düşünüyor. Acaba kimden ötürü? Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Haklı bir endişe bu. Maalesef ırkçılıkla, ayrımcılıkla hayatın her alanında karşılaşıyoruz. Çocuklarımıza okullarda isimleri farklı diye daha düşük notlar veriliyor. Bu ülkede aşıyı bulan Uğur Şahin'i bile Realschule yazdırmak istemişlerdi. Alman komşusundan rica etmiş, gitmiş, kavga etmiş de gimnazyuma kaydettirebilmiş. Onun gibi hakkı yenen kim bilir kaç yüz bin çocuk oldu. Aynı şekilde iş yerinde. Alt seviyelerde çalışırken hiçbir sorun yok, seni severler. Biraz yükseldiğin zaman hop bir dakika, o makamlar size ait değil diye göze batarsın, istemezler. Bu bir gerçek. Alman üniversiteleri bu konularda defalarca bilimsel araştırmalar yaptılar, yayımladılar. Stajyer öğretmenlere örneğin sınav kağıtları dağıttılar, puanlayın dediler. Alman isimlerine Türk isimlerinden daha yüksek notlar verildi. Oysa bu bir deneydi. Kağıtta yazılan her şey kelimesi kelimesine aynıydı. Aynı şekilde iş başvurularında isminiz farklıysa daha düşük oranda görüşme daveti alıyorsunuz. Bu da bir gerçek. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Vah vah tüh tüh deyip oturup ağlayacak mıyız? Tabii ki hayır. Bir çalışıyorsa herkes, biz iki çalışacağız. Karar verici noktalara geleceğiz ve bu adaletsizliği inşallah günün birinde bitireceğiz. Yalnız iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır derler. Acaba biz birbirimizi ne kadar destekliyoruz? Yoksa bırakın desteği, köstek mi oluyoruz? Bizden biri başarılı olunca en başta bizim insanlarımız mı kıskanıyor? Bunları da düşünelim, yapmayalım. Teker teker değil, hep birlikte yükseliriz yükselirsek. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Diyor ki, dostun üzüntüsüne herkes ortak olur ama dostun başarısına sevinebilmek sağlam bir karakter gerektirir. Biz dostlarımızın başarısına sevinen insanlar olalım. Hep beraber inşallah daha iyi yerlere gelelim. Fransa ile devam ediyoruz. Bir enerji şirketi elektrik tüketimini en az %5 azaltan müşterilerine indirim yapacağını açıkladı. Örneğin bir aile geçen sene 1000 avro ödedi ve bu sene %10 tasarrufu yaptı. 130 avro civarı indirim alacak. Bunun yarısı tüketimi azalttığı için yarısı şirketin bonusu olacak. Evde kullanılmayan ev aletlerinin fişini çekerseniz ve kaloriferleri 1 derece düşürürseniz tüketimi %7'ye kadar azaltabiliyorsunuz. 1 milyon 600 bin aileye de 200 avroya kadar enerji çekleri dağıtılmaya başlandı. Yıllık geliri 20 bin avronun altında olan aileler Fransa'da bu kuponlardan alabiliyor. Hollanda'da Ekim ayı enflasyonu %14,3 olarak açıklandı. Sendikalar en az enflasyon oranı kadar zam istiyor. En büyük işçi sendikası asgari ücretin de 14 avroya çıkarılmasını istedi. İşçilere zam yapılması şart ama küçük işletmeler de bu aralar çok zor durumdalar. Devlet vergileri düşürürse hem işçileri hem de bu küçük işletmeleri korumuş olur. Hollanda'da ilk defa ev alacaklara da devlet 75 bin avroya kadar yardım yapacak. Ev satılırsa bu para devlete geri ödenecek. Bu uygulamadan yıllık geliri 65 bin avronun altında olan kişiler yararlanacak. Belçika'da toplu taşımada grev bu gece başlıyor. Tren seferlerinin büyük ölçüde iptal olması bekleniyor. Brüksel Havalimanı'ndaki iki uçuştan biri bu gerekçeyle iptal edildi. Hastaneler de greve katılıyor. Sadece acil servisler açık olacak. Onun dışında sıradan hizmetler verilmeyecek. Krizden en hafif etkilenen Avrupa ülkesi İsviçre oldu. Buna rağmen İsviçre halkı son 80 yılın en büyük alım gücü kaybını yaşıyor. Enflasyon Ekim ayında %3,2. Diğer ülkelere nazaran düşük ama maaşlar onun altında %2,2 arttı. Bu 1948'den bu yana görülen en büyük refah kaybı olarak kayda geçti. İngiltere'de de grev var. Hemşireler burada greve gidiyor. Enflasyon oranında zam istediler. Aynı şekilde alamadılar. Sendikada greve karar verdi. Noel'den önce hastanelerde grev yapılacak. Avusturya'da hükümet bir kriz merkezi kurmaya karar verdi. Bildiğiniz 2000 metrekarelik bir bina inşa edecekler. Olağanüstü bir durum olursa kriz buradan yönetilecek. Ordunun da askeriyenin de süreçte aktif olmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılacak. Nereden nereye? Son 2,5 senede Avrupa'da öyle şeyler yaşadık ki
En sonunda başkentlerde ordunun rolünü arttıralım, kriz merkezi inşa edelim, elektrik falan kesilirse ülkeyi oradan yönetiriz diye önlemler alınmaya başladı. Bu esnada bizim şahsi ömrümüz, günlerimiz de geçip gidiyor, azalıyor. Hakikaten bir kaosun içinde yaşıyoruz. Bu videoyu izlerken bile 10 dakika gitti. Sonbahar geldi, geçiyor. Bu sonbaharda yeni varyant çıkacak diyorlardı, çıkmadı. Onun yerine daha kötü bir şey oldu, savaş çıktı. Bir dert gider, bin dert gelir derler. Ağaçlar yine yapraklarını dökmeye başladı. Mevlana, yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme diyor. Zira bu işin baharı da var. Baharda ağaçlar yeniden yeşerecekler, yapraklar yeniden yeşerecek ve bu sayede hayatta kalacaklar. Öyle bir yaşam döngüleri var ki. Orman yangınlarından sonra mesela hayatta kalabilmek için bazı türler daha önce toprak altına tohum saklıyor. Birbirleriyle haberleşiyor bu ağaçlar. Su alıp veriyorlar, hatta savaşıyorlar. Şair Ahmet Haşim 1933'te Frankfurt'a geldiğinde bakıyor. Almanya'da her tarafta ağaçlar var, her taraf yemyeşil. Ama sonbaharda yapraklar dökülüyor. Bu sefer her taraf sapsarı oluyor. Şöyle yazıyor. Bütün sıcak yaz günlerinde kuşlara ve böceklere yuva olan yapraklar. Şimdi güzel mevsimin sırlarıyla birlikte yerlere dökülmüş, yığın yığın ayaklar altında çıtırdıyor. Bu kadar çok yaprağı Almanlar mümkün değil hiçe feda edemez. Acaba bu kuru yapraklardan bunlar ne yaparlar? Kim bilir, belki çelik, belki ipek, belki porselen. Almanlar gerçekten de o yaprakları heba etmiyorlardı. Bunları uzun yıllar organik gübre olarak kullandılar. Son yıllardaysa birçok bölgede biyoyakıt olarak kullanılmaya başlandı. Sonbahar hüzün mevsimidir, ayrılık mevsimidir. Hasan Hüseyin'le bitirelim. Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. O sularda çimdik bitti, köprüleri geçtik bitti. O elmanın tadı orada, o kuş çoktan öttü bitti. Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz. Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Hoşça kalın.